Bir yüzeye çarpan su damlalarının dengede durmasını sağlayan şey nedir? Bir yüzeyin hidrofobik veya hidrofilik olmasını ne belirliyor? Peki bir yüzeyin süper hidrofobik olması ne anlama geliyor? Tüm bu soruların ucu dönüp dolaşıp yüzey gerilimine bağlanıyor arkadaşlar. Yüzey gerilimi veya yüzey enerjisi germeye ya da çekmeye yönelik bir kuvvettir. Newton bölü metre cinsinden verildiğinde birim uzunluk başına düşen kuvveti temsil ediyor. Joule bölü metre kare cinsinden verildiğinde ise birim alana düşen enerji anlamına geliyor. Yüzey gerilimi bir nevi gergin, elastik bir zar gibi, mesela bir balon gibi işlev görüyor. Yüzey gerilimi çekici bir kuvvet olduğu için balonun her noktası birbirini çekerek şekil değişikliğine direniyor. Peki yüzey gerilimine sebep olan şey nedir? Su molekülleri arasındaki çekim, yani kohezyon kuvvetleri. Bir sıvı havuzundaki bir molekülle komşusu olan moleküller arasında bir kohezyon kuvveti bulunur. Bu molekülün etrafı tamamen başka moleküllerle çevrilmiştir ve molekül onlarla etkileşimin tadını çıkartmaktadır. Bu etkileşimler söz konusu moleküllerin enerji durumunu düşürür. O yüzden bunlar mutlu moleküllerdir. Ama havuzun yüzeyindeki moleküller bunun sadece yarısı kadar molekülle çevrili. Bu nedenle de girdikleri kohezyon etkileşimlerinin sayısı yarıya inmiştir. Dolayısıyla bunlar mutsuz moleküllerdir. Havuzun içindeki moleküllere nispetle daha yüksek bir enerji durumundalar. Sıvılar mutsuz moleküllerin sayısını azaltmak için mümkün olan en küçük yüzey alanını sağlayacak şekli alıyor. Su damlaları işte bu nedenle küre şeklinde. Hatta uzaydayken daha büyük su kabarcıklarının küre şeklini alması da aynı sebeptendir. Peki ya bir yüzey üstünde duran su damlaları? Toplaşacaklar mı yoksa yüzeye tamamen yayılacaklar mı? Bunu ne belirliyor? Bir su damlası yüzeyle temas ettiğinde yarım küreye benzer bir şekil alır. Tüm sıvıların yüzey enerjisine sahip olduğunu öğrenmiştik. Aslında her yüzey yüzey enerjisine sahiptir. Bir yüzeyi iki faz arasındaki bir sınır olarak düşünebilirsiniz. Az önce sıvının yüzey geriliminden bahsederken esasında bir sıvıyla bir gaz arasındaki yüzey enerjisinden bahsediyorduk. Katıyla hava arasında bir yüzey enerjisi var. Sıvıyla katı arasında da. Bu açıya denge temas açısı dersek eğer, yüzeyle temas hattı boyunca bir kuvvet dengesi sağlayabiliriz. Biz X doğrultusundaki kuvvetleri dengelemek istiyoruz. Elimizde katıyla gaz arasındaki yüzey enerjisi var. Ters yönde katıyla sıvı arasındaki yüzey enerjisi var. Ve sıvıyla gaz arasındaki yüzey enerjisinin X bileşeni var. Bu denklemi düzenlediğimizde bunu elde ediyoruz. Yani Young bağıntısını. Young bağıntısı, bir damlacığın yüzeyle temas açısı yüzey enerjilerinin tümüne bağlıdır der. Eğer denge temas açısı 90'dan büyükse yüzey hidrofobiktir. Diğer yandan denge temas açısı 90 dereceden küçükse o zaman da yüzey hidrofiliktir. Ve eğer denge temas açısı 150'den büyükse yüzey süperhidrofobik olarak nitelendirilir. Süperhidrofobik bir yüzeyle temas eden su damlaları top haline gelir. Temas açısı 5 derecenin altındaysa o zaman da yüzey süperhidrofilik olarak adlandırılır. Süper hidrofilik yüzeylere değen su damlaları da böyle tamamıyla dağılır. Bu buğu önleyici kaplamalar için faydalı bir şey. Şayet yüzey süper hidrofilikse, yüzeyle temas eden su yüzeyde damlacıklar oluşturmak yerine ince bir film halini alır. İyi ama bir yüzeyi süper hidrofobik veya süper hidrofilik kılan şey nedir? İki ana etmen var. İlki yüzey kimyası. Yüzeyin yüzey enerjisinin düşük mü yoksa yüksek mi olduğunu yüzey kimyası belirler. O da yüzeyin hidrofobik veya hidrofilik olmasını sağlar. Genel olarak düşük yüzey enerjili yüzeyler hidrofobik, yüksek yüzey enerjili yüzeyler hidrofiliktir. Teflon ve diğer plastiklerin yüzey enerjisi düşük, metal gibi malzemelerin yüzey enerjisi ise büyüktür. İkinci etkense yüzeyin pürüzlülüğü. Genel olarak yüzey pürüzlülüğü hidrofobik bir yüzeyi daha hidrofobik, hidrofilik bir yüzeyi ise daha hidrofilik kılar. Bilim insanları bir süredir hangi küçük yapıların yüzeyleri süper hidrofobik veya süper hidrofilik kıldığını belirlemeye çalışıyor.
Bu özel nitelikleri elde edebilmek için doğada bulunan lotus yaprağı gibi örnekleri inceliyorlar. Pürüzlü bir yüzeyle temas eden bir su damlacığının bulunabileceği iki durum vardır. Bu iki modeli incelemek için denge temas açımıza teta E diyoruz. Bu ideal düzlükte bir yüzey için geçerli temas açısı. Teta yıldız ise pürüzlü bir yüzey için gözlemlenen temas açısı. Bu iki model sırasıyla Wenzel ve Cassie-Baxter tarafından geliştirildi. Ve bu modeller yüzey pürüzlülüğünün bir su damlacığının temas açısını nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Bir su damlasının bir yüzeyle temas halindeyken bulunabileceği ilk durum Wenzel durumudur. Bu durumda damlacığın altında hiçbir hava kabarcığı yok. Damla yüzeyle tam temas halinde. Yüzeye çok iyi tutunuyor ve bu yüzden de yapışık damlacık olarak adlandırılıyor. Wenzel modelinde yüzey pürüzlülüğü R ile temsil ediliyor. R, gerçek yüzey alanının gözlemlenen yüzey alanına bölünmesiyle bulunuyor. Her yüzey bir miktar pürüzlü olduğundan, çünkü moleküler düzeyde hiçbir yüzey tamamen pürüzsüz değildir, R'nin birden büyük olduğunu varsayabiliriz. Wenzel modeline göre kosinüs teta yıldız, R çarpı kosinüs teta E'ye eşittir. Ve R birden büyük olduğu için kosinüs teta yıldız, kosinüs teta E'den büyüktür. Bu çok önemli bir ifade. Şimdi bakalım. E 90 dereceden küçükken ne oluyor? Teta E 45 derece ve R 1,2 için teta yıldızı hesaplayabiliriz. Teta yıldız 32 derece oluyor. Yani teta E 90 dereceden küçük olduğunda teta yıldızın teta E'den küçük olduğunu görüyoruz. Şimdi de teta E'nin 90 dereceden büyük olduğu duruma bakalım. Teta E'nin değerini 135 derece ve R'yi yine 1,2 olarak alırsak teta yıldızı 148 derece buluyoruz. Şimdi de teta yıldız teta E'den büyük oldu. Yani yüzey hidrofilikse teta yıldız teta E'den küçüktür, yüzey hidrofobikse teta yıldız teta E'den büyüktür. Bu denklem pürüzlülüğün hidrofobik bir yüzeyi daha hidrofobik, hidrofilik bir yüzeyi ise daha hidrofilik kıldığını gösteriyor. Cassie-Baxter durumundaki bir damlacık çok küçük hava kabarcıklarının üstünde duruyor. Bu durumda su damlacığı sıçramaya veya yuvarlanmaya hazır. Bu suyu iten ve kendi kendini temizleyen yüzeyler için faydalı bir özellik. Bu sayede kendi kendini temizleyen yüzeyler üretilebiliyor. Çünkü yüzeyle temas eden su damlacıkları yüzey üstünde yuvarlanıp gidiyor ve bu arada da yollarına çıkan kirleri alıp götürüyor. Genel olarak Cassie-Baxter durumu çok pürüzlü yüzeyler için geçerli. Cassie-Baxter modelinin özel bir türevi gösteriyor ki, teta yıldız, damlacıkla temas halindeki katı yüzeyinin gözlemlenen temas yüzeyine oranına bağlı. Bu değer sıfıra yaklaşırken, başka bir deyişle damla büyük oranda hava cepleri üstünde dururken, kosinüs teta yıldız eksi 1'e ve teta yıldız 180 dereceye yaklaşıyor. Özetlersek, bir sıvının bir katıyla temas ettiğinde nasıl davranacağını yüzey enerjileri belirliyor. Yüzeyin hidrofobik mi yoksa hidrofilik mi olduğunu temas açısı belirliyor. Wenzel ve Cassie-Baxter modellerinde gördüğümüz üzere pürüzlülük bir yüzeyi süperhidrofobik veya süperhidrofilik kılabiliyor. Namib çöl böceğinin içme suyu toplama yöntemi, hidrofobikliğin ne kadar faydalı bir şey olabileceğini gösteren oldukça güzel bir örnek. Bu böcek Afrika'daki Namib çölünde yaşıyor. Sırtında hidrofobik bölgelerle çevrilmiş küçük hidrofilik adalar var. Küçük buharlı damlacıkları bu hidrofilik adalarda toplanarak büyük damlalar halini alıyor. Damlalar içilebilecek kadar büyüdüğünde böceğin sırtından aşağı yuvarlanan damlaları böcek rahatlıkla içebiliyor.